Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biraz önce iki lider arasındaki basın toplantısı, evet. Ortak basın toplantısı evet. Sona erdi evet. Ve sıcağı sıcağına şimdi bunların yorumlarını alalım isterseniz. İki lider de hemen hemen bütün ana konuları işlemişler toplantının. İki saat evet, sürdü toplantı. Çok uzun sürdü değil mi? Suriye, Kuzey Irak, ekonomik ilişkiler evet. Ve bir İsrail konuşuldu. Evet. İlk ekonomik ilişkilerle başladılar. Serbest bölge anlaşması Euro ve ABD arasında ne durumda konusunda Obama ekonomik bağlar güçlendiriliyor dedi. Fakat boş sonrası konuştular. Evet konuştular. Yani, sizden yorumlarını almak istiyorum. Şimdi bana sorarsanız bugünkü toplantının uzun vadeli en önemli meselesi serbest bölge, daha doğrusu serbest ticaret anlaşmasıydı. Ben buna yıllardır çok önem veriyorum ama evet. Bir türlü bu gerçekleşmedi. Fakat şimdi tabir yerindeyse yumurta kapıya dayandı. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında, Amerika Birleşik Devletleri arasında bir serbest ticaret anlaşması yakında yürürlüğe girmek üzere. Bütün altyapısını tamamladılar. Bunun yürürlüğe girmesi Türkiye açısından şu anlama geliyor. Türkiye'nin minimum 30 ila 40 milyar dolar arasında bir ihracat kaybı olacak. Gerek Avrupa Birliği'ne gerekse Amerika'ya yapmış olduğu ihracatlarda. Bu Türkiye açısından tahammül edilmez bir şey. Çünkü %30'unu Türkiye'nin bugünkü ihracat rakamlarının %30'una tekabül ediyor. Bu konu ele alınacaktı. Belli ki alınmış. Belli ki bir mesafe kaydedilmiş. Çünkü her zamanki gibi beylik bir laf edildi. İşte ekonomik ilişkiler güçlendirilecek. Peki bu akşamki ticaret odasında bu tekrar gündeme gelir mi? Gelir gelmesine ama bu anlam ifade eden bir cümle değil yani. Hı. Belli ki bu konuda Amerikan yönetiminin bir tavrı veyahut da bir Türkiye'nin beklediği türde bir arzulu pozisyonu yok. Bu temelde Türkiye'nin hatası. Çünkü bu konu 10 sene önce gündeme gelseydi belki bugün bir yere gelinmiş olurdu. Bu sene şimdi gündeme gelince belki 10 sene sonra bir yere gelinmiş olacak. Türkiye'nin bu konuda lobi faaliyeti yapması lazım ama Türkiye lobi yapmayı burada bilmediğini biz biliyoruz. Başkanla konuşarak evet. Yere varamazsınız Amerika'da. Amerika'da evet. Bütün meseleyi başkana gelmeden önce aşağılarda halletmeniz lazım. Senatörlerle, milletvekilleriyle hatta senatörlerin yanındaki stajyerlerle bile daha fazla iş halledebilirsiniz burada. Türkiye bunu başkanla konuşuyor. Sonra başkan kibarlık gereği bir laf ediyor. Biz de seviniyoruz ve gidiyoruz ama hiçbir yere varılmıyor oradan. Oradan da varılmayacak. Suriye konusu önemli değil mi? Evet, arzu edilen yeri gelindi mi? Türkiye arzularına şimdi kavuştu Suriye konusu mu? Önemliydi. Bence Türkiye arzularına kavuştu. Şu açıdan kavuştu. En büyük korku Rusya ile İngiltere'nin varmış olduğu bir anlaşma var. Esatlı çözümde olabilir anlaşması. Yani buna İngiltere Putin'le yaptığı görüşmeden sonra Cameron yanaştı, olabileceğini söyledi. Ve geçen hafta biliyorsunuz buraya geldi Cameron. Evet. Bu konuda Amerika'nın da onayını veya desteğini almak için. Ama gördüğüm kadarıyla orada Obama eğer samimilerse Türkiye'nin tezinin yanında durdu. Yani Esad gitmeli tezinin yanında durdu. Bence bu toplantının en önemli cümlesi Esad gitmeli cümlesiydi. Çünkü Esad'ın kalması Türkiye'nin ciddi bir sıkıntı yaşamasına sebep olur. Esad'lı uzlaşma, Esad'a göz yumarak kalmasına izin vererek yapılacak bir uzlaşma Batı dünyasında veya dünyada Türkiye açısından iyi olmazdı. Bu konuda Amerika'nın Türkiye'den yana tavır alması, Türkiye'nin bölgedeki uygulamış olduğu politikanın çökmesini en azından şimdilik olsa engelledim. Irak mevzunda bir şey söylemediler. Açıkçası orada da çok heyecanla bekliyordum söyleyeceklerini. Çünkü Irak da önemli. Kuzey Irak'la Türkiye arasında genişliyor. Amerika'yı rahatsız evet. ediyor. Doğru. Amerika hem ekonomik olarak Türkiye'nin orada kendi çıkarlarına karşı tavrından rahatsız. Hem de Amerika diyor ki siz Kuzey Irak'la yakınlaştıkça merkezi yönetim Maliki İran'a yaklaşıyor. Halbuki öyle bir şey yok. İran'ın zaten kucağında Maliki başından beri. Ve Amerika İran'la Maliki ilişkisini onaylıyor ve Maliki'ye destek vermeye devam ediyor. Orada bir garip politikası var Amerika'nın. Tabii Türkiye'nin Kuzey Irak'la ekonomik ilişkini geliştirmesi, bugün Kuzey Irak Türkiye'nin ikinci büyük ticari partneri oldu uluslararası alanda. Amerika'nın çok hoşuna nedense gitmiyor. Bu konuda bir şey söylemediler. Açıkçası merak ediyorum ne olduğunu orada. Aslında İsrail, en önemli iki konuydu. Evet, benim de sizin de çok evet. merak ettiğiniz. İsrail'le ilgili konuştular. İsrail'le ilgili konuştular. Orada evet. zaten süre giden bir prosedür var. Yani işte. Ama istemediği bir şey vardı Obama'nın. Onun Gazze'ye gitmesini istedi. Başbakan orada belli ki ikna etmiş şimdi ikna Obama'yı. Ama bir şartla Batı Şeria'ya da gitsin. Batı Şeria'ya da gidecek ve
her ikisinin de bu konu açıldığında, özellikle Başbakan Erdoğan evet. bu konuyla ilgili konuşurken Obama'nın yüzündeki tebessüm dikkat çekici. Yani onu dikkat ettiniz ama Zafer. Obama bir güldü yani. Hani evet. yani şimdi bu nereden çıktı tarzında Anladım. Böyle bir tebessüm vardı yüzünde. Çok memnun kalmamış anlamı kadar Obama. Zafer kazanılamadı o konuda Obama açısından. Orada Obama geri adım atmak zorunda kalmış belli ki. Orada da zaten Başbakan Erdoğan'ın biraz böyle neşeli, biraz gevrek olduğunu gördük, gözlemledik, haklısınız. Onu da anladık. Kuzey Irak acaba bu öğlende kendisi onuruna verilecek öğle yemeğinde biliyorsunuz ABD Dışişleri Bakanı John Kerry evet. olacak ve aynı zamanda ABD Başkan Yardımcısı Biden olacak. O toplantıda konuşulur mu? Muhakkak konuşulur. Çünkü John Kerry çok fazla eleştirmiş ve bastırmıştı Başbakan'ın gitmesi. Muhakkak el alacaktır. Okay. Ve başka eklemek istediğiniz bir şey var mıydı Fatih Bey? Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok kısa oldu. Size. Burada güvenlik önlemleri altında evet, size. Evet. Aslında 11.45 alacaktık. Evet. Şimdi aldık. Biraz ama geç kaldık. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.